Merhaba arkadaşlar, benim adım Matthew Brett ve bu videoda sizlere doğaçlama konusundan bahsetmek istiyorum. Gitara yeni başladıysanız büyük ihtimalle öğrenmek isteyeceğiniz ve bana sorarsanız kesinlikle öğrenmeniz gereken şeylerden bir tanesi doğaçlama olacaktır. Doğaçlama derken demek istediğim şey gitarda herhangi bir müziğe eşlik edebilmek, herhangi bir müzik parçasına eşlik edebilmek ve bunu kağıda bakmadan, akorlara bakmadan veya gamı bazen bilmeden yapabilmek. Ama bunu yapmak için öncelikle bilmemiz gereken bazı şeyler var ve doğaçlamayı güzel bir şekilde yapabilmek için kendimizi bazı şekillerde eğitmemiz gerekli. Bu videoda bu eğitimleri size vermeye çalışacağım. Şimdi doğaçlamaya yeni başladıysanız ilk önce bilmeniz gereken şey şu: bir şarkıya eşlik edebilmek istiyorsanız veya etrafınızdaki bazı müzisyenlerin çaldığı şeylere eşlik edebilmek istiyorsanız onların hangi anahtar içinde çalıyor olduğunu bilmeniz gerekli ve o anahtarda sizin çalabileceğiniz gamların ne olduğunu bilmeniz gerekli. Bu nedenden dolayı şimdi size majör ve minör anahtarlardaki şarkılara nasıl eşlik edebileceğinizi göstermek için birer tane pentatonik gamı göstereceğim. Pentatonik gamını önceki bir videomda zaten göstermiştim. Gamı çok iyi bilmiyorsanız öncelikle o videoyu izlemeniz faydalı olabilir size. Ama şimdi tekrardan hızlı bir şekilde göstereceğim. Majör olan bir şarkıya eşlik ediyorsanız majör pentatonik kullanacağız. Minör olan bir şarkıya eşlik ediyorsanız da minör pentatonik kullanacağız. Ama aslında iki pentatoniğin de şekli aynı, sadece başlangıç noktaları farklı. Başlangıç noktası dediğim şey aslında doğaçlama için çok önemli olabilen bir şey. Yani pentatoniğin başlangıç noktasını biliyorsanız ve gamı biliyorsanız bu sizin doğaçlama yapabilmeniz için yeterli olacaktır. Yani diyelim ki bir şarkı var önünüzde, majör olduğunu biliyorsunuz ve anahtarın G olduğunu biliyorsunuz. Bundan sonra sizin onun üstüne doğaçlama yapabilmeniz için yapmanız gereken tek şey G majör pentatonic scale'ı G notasından başlayarak çalmak ve çaldığınız notalar uyumlu olacaktır. Bunun nasıl yapıldığını şimdi size birkaç tane örnekle göstereyim. Şimdi G majör anahtarında küçük bir akor dizilimi göstereceğim. Sonra üstüne nasıl G majör pentatonik gamını çalabileceğinizi göstereceğim. Kullanacağım akorlar sadece G majör, B minör, G majör yine, son olarak da E minör. Tamam, şimdi hemen size biraz doğaçlama göstereceğim. Ondan sonra gamı nasıl çalabileceğinizi göstereceğim. Biraz önceki şeyi çalarken kullandığım gamı göstereyim. Bunu aynı zamanda burada çalabiliriz. Bunu nota nota göstereyim size hızlı bir şekilde. Öncelikle 3. parmağımız E telinde 14. perdede. 15. perdede. Sonra 1. parmağımız A telinde 12. perdede. 3. parmağımız A telinde 14. perdede. 1. parmağımız D telinde 12. perdede. 3. parmağımız D telinde 14. perdede. 1. parmağımız G telinde 12. perde. 3. parmak G telinde 14. perde. Sonra B teline geçip 1. parmağımızı 12. perdeye koyuyoruz. Sonra 4. parmağımız B telinde 15. perde. Sonra 1. parmağımızla E teline geçip, ince E teline geçip 12. perdeyi çalıyoruz.
Son olarak da yine dördüncü parmakla 15. perdeyi çalıyoruz. Bundan öğrenebileceğimiz şey şu. G majör anahtarında bir parçaya müzik eşlik ediyorsak yapmamız gereken şey majör pentatonik gamı, yani biraz önce gösterdiğim şekli G notasından başlayarak kullanmak. Yani dördüncü parmağımızı G notasına getiriyoruz. Ya burada ya da burada. İkisi de G notası. Ve bildiğimiz majör gamı. Bu şekli çalıyoruz. Minör gamıyla aynı. Tek farkı minör gamının ikinci notasından başlıyoruz. Yani isterseniz bunu şu şekilde düşünebilirsiniz. G majör anahtarında bir şarkıya eşlik ediyorsanız İsterseniz direkt olarak E minör pentatonik gamını kullanabilirsiniz. Bunu nereden hesaplıyoruz? Elimizdeki nota G, bu herhangi bir nota olabilir ve majör anahtarı. Tek yapmanız gereken 1, 2, 3 nota aşağı iniyorsunuz oradan ve minör pentatonik gamını çalıyorsunuz. Ve eşliğiniz güzel olacaktır, doğaçlama mantıklı olacaktır. Yani uyum sağlayabileceksiniz o şekilde. Ama bunu pentatonik gamının ikinci notasından başlayarak yaparsanız daha uyumlu olur. Çünkü şimdi şöyle göstereyim size. İlk başta E notasından başlayarak bir giriş yapayım. Sonra da G notasından giriş yapayım. Ve ikisi arasındaki bir farka bakın. Yani majör pentatonik gamı aslında minör pentatonik gamı ile %100 aynı. Sadece ikinci notayı anahtarımızın birinci notası olarak kullanıyoruz. Buna birkaç tane örnek göstereyim hızlı bir şekilde. Diyelim ki A majör anahtarında bir şey çalacağız. Ve A majör pentatonik gamını kullanmak istiyoruz. A notasından başlamamız gerekli. Evet, bu doğru. Ama önce söylediğim gibi bunu pentatonik gamının ikinci notası olarak düşünmemiz gerekli. Yani ikinci notayı alırsak, yani pentatonik gamının ikinci notası dördüncü parmağımızla çalınıyor. Yapmamız gereken şey fark edebilirsiniz ki çalıyor olduğumuz şey F diyez minör pentatonik. Ama ikinci parmaktan başladığımız için bu A majör olmuş oluyor. Şimdi olaya minör tarafından bakalım. Majörden farklı olacak şekilde minör pentatonik gamı direkt olarak birinci parmağımızdan başlıyor. Gam bu şekilde. Yani birinci parmağımız E telinde, beşinci perdede. Dördüncü parmağımız E telinde, sekizinci perdede. Birinci parmağımız A telinde, beşinci perde sonra. Sonra üçüncü parmak A telinde, yedinci perde. Birinci parmak D telinde, beşinci perde sonra. Sonra da üçüncü parmağımız D telinde, yedinci perde. Sonra birinci parmağımız G teline geçip 5. perdeyi çalıyor. Sonra aynı telde G telinde 7. perdeyi 3. parmağımızla. Sonra birinci parmak B teline geçip 5. perdeyi çalıyor. Sonra 4. parmağımız B telinde 8. perde. Sonra birinci parmağımız ince E teline geçip 5. perdeyi çalıyor. Sonra 4. parmağımız ince E telinde 8. perde. Biraz önce gösterdiğim şeklin tamamıyla aynısı. Tek farkı başlangıç noktası. Yani kullandığımız ilk nota. Minör olması için 1. parmağımızdan başlıyoruz. Majör olması için 2. parmağımızdan başlıyoruz. Ama bu şekilde gördüğünüzde minör
minör pentatonik kullandığımızda A minör kullanmış oluyoruz. İkinci parmaktan başlayıp majör pentatonik kullanırsak o zaman C majör anahtarında bulunmuş oluyoruz. Yani şu şekilde düşünebilirsiniz. C majör pentatonik gamı ve A minör pentatonik gamı ikisi aynı. Şimdi A minör anahtarındaki akorları kullanarak bir altyapı hazırlayıp onun üstünde doğaçlama göstereyim size. Kullanacağım akorlar sadece A minör ve D minör. Gördüğünüz gibi genel olarak o anda kullanmakta olduğum nota dizilimlerinin hepsi A minör pentatonik gamı üzerinden. Tamam, şimdi size doğaçlamayı yapmaya başladığınızda bazı şarkıları nasıl eşlik edebileceğinizi göstermiş oldum. Majör anahtarda bulunan bir şey varsa o zaman birinci notamızı pentatonik gamının ikinci notasından başlayarak alıyoruz ve pentatonik gamını çalarak eşlik edebileceğimiz bazı notalar bulmuş oluyoruz. Minör ise aynısını yapıyoruz ama birinci notadan başlayarak. Yani diyelim ki A minör, A'yı buluyorsunuz, minör pentatoniği çalıyorsunuz. Veya diyelim ki A majör, o zaman A'yı buluyorsunuz, pentatoniğin ikinci notasını oraya koyuyorsunuz ve pentatonik gamının gerisini çalıyorsunuz. Tamam, şimdi size doğaçlama yapmaya başladığınızda nasıl giriş yapabileceğinizi, yani bazı parçalara nasıl eşlik edebileceğinizi gösterdim. Şimdi sizlere göstermek istediğim şey doğaçlama yaparken doğaçlamanızı nasıl güzel yapabilirsiniz. Bunun için 3 farklı teknik göstereceğim, 3 farklı bakış açısı. Bunlar doğaçlamanızı yaparken kullanabileceğiniz şeyler ve hepsini bir anda, yani aynı solo içinde kullanabilirseniz doğaçlamanın en yüksek seviyesine ulaşabilirsiniz diye düşünüyorum. Bunlardan birincisi melodiler çalmak. Birçok gitaristin doğaçlama yapmaya başlayınca yaptığı en büyük hata, bana sorarsanız, melodiler çalmamak. Melodiler genellikle şarkılarda vokalcinin söylediği nota dizilimidir. Ve melodinin solodan farkı genellikle şudur. Melodiler insanların duyduğunda hızlı bir şekilde anlayıp tekrarlayabileceği şeyler. Yani birisi size bir melodi söylerse siz onu bir anda hemen geri söyleyebilmeniz gereklidir. Gitarda da bunun aynısı geçerli. Bunun için en güzel örneklerden bir tanesi bana sorarsanız, Iron Maiden grubunu biliyorsanız, Iron Maiden konserine falan gittiyseniz belki fark etmiş olabilirsiniz. Seyirciler sololardan birçoğunu biliyorlar ve söylüyorlar gruba. Yani grupla beraber seyircilerin hepsi de şarkıdaki soloları söylüyorlar. Bunun sebebi Iron Maiden'daki gitaristlerin bu olayı çok iyi anlaması. Melodiler çalıyorlar ve herkesin kulağına takılıyor bu şeyler. Birkaç tane melodi örneği göstereyim size. Bu tür şeyler çok basit. Yani görünüş olarak o kadar da güzel değil ama insanın kulağına hoş geldiği için bir soloda bu tür şeyler bulundurmak çok güzel bir fikir aslında. Ve genel olarak doğaçlamanızda da bu tür şeyler kullanabilirseniz bu çok iyidir. Şimdi bunu yapma kapasitenizi geliştirmek için yapabileceğiniz iki şey var. Bir tanesi, şarkılar dinlerken sadece gitarları dinlemeyin. Aynı zamanda vokalcinin ne yaptığını da dinleyin. Ve gitaristler o şeye bazen uyum sağlayabilir, bazen sağlamayabilirler. Ama siz de fark edeceksiniz ki bir şarkıda, bir soloda vokalcinin söylediği melodi bulunuyorsa genellikle çok iyi bir solodur. Yani şarkıları dinlerken vokalleri dinleyin, sonra da gitar çalarken aynı zamanda bu tür şeyler oluşturmaya çalışın. Bu tekniği geliştirmenin bir yolu daha var, o da şu. Bir altyapınız var, onun üstünde çalıyorsunuz ve doğaçlama yapmaya çalışıyorsunuz diyelim. Şöyle bir şey yapmaya çalışın. Öncelikle kafanızdan bir melodi uydurun ve bunu söyleyin. Yani sesinizle söyleyin. Sonra da gitarda aynısını yaratmaya çalışın. Mesela
Biraz önce git. Da da da. Veya da 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 da. Veya da 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 da. Bu tür şeyler. Bunlar genellikle insanın kulağına çok daha hoş geldiği için sololarınızı daha güzel yapmanın güzel bir yolu olmuş oluyor. İkinci tekniğimiz şu olacak. Lick'ler kullanmak. Şimdi lick ne demek? Lick yalamak demek aslında. Ama gitar açısından lick genellikle şu tür şeyler oluyor. Veya yani küçük küçük müzik parçacıkları, çok küçük solo parçaları gibi düşünebilirsiniz. Bu genellikle blues'dan gelen bir şey. Yani eski blues gitaristleri yaptıkları şey birçok lick'i üst üste koyarak sololar yaratmak. Bunu nasıl geliştirebilirsiniz diye soracak olursanız, bunu geliştirmenin en güzel yolu farklı sololar öğrenmek. Yani sevdiğiniz grupların sololarını öğrenirseniz fark edeceksiniz ki o şarkılarda küçük küçük lick'ler var. O lick'leri direkt çalabilirsiniz. Zaten büyük ihtimalle değil, kesin olarak şöyle bir şey var. Tüm gitaristler lick çalıyorlar. Benim çaldığım lick'lerden birkaç tanesi, birçoğu da zaten çalınmış. Çünkü ister istemez duyduktan sonra bazı şeyleri tekrarlamak istiyoruz. Ve müziğin gelişimi de zaten bu şekilde oluyor. Başkalarının lick'lerini duyuyoruz ve onların üstüne farklı şeyler ekleyerek kendi versiyonumuzu yaratıyoruz. Mesela hangi gitaristleri seviyorsanız o gitaristlerin sololarını dinlemeye başlayın ve bazı lick'ler olduğunu fark edeceksiniz. Mesela şöyle bir lick var. Bunun ne olduğunu genellikle çoğu gitarist bilir. Bu Leyla şarkısı. Çok ünlü bir şarkı. Bu bir lick'tir mesela. Kendi solunuza bunu ekleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi lick'i direkt olarak kendim yarattığım bir doğaçlamanın içine sıkıştırdım ve güzel oldu. Siz de bunu yapabilirsiniz. Eski blues, rock ve metal gitaristlerini dinleyin ve çaldıkları lick'leri fark edin. Onları öğrenmeye çalışın. Sonra da kendi sololarınızda kullanmaya başlayın. Yapabileceğiniz üçüncü teknik de şu. Şekiller kullanmak. Yani ezberlemiş olduğunuz bazı kalıp şekilleri direkt olarak soloların içine sıkıştırmak. Mesela buna birkaç tane örnek göstereyim sizin için. Veya bu tür şeyler. Yani kolay bir şekilde tekrarlayabileceğiniz bazı kalıp şekiller. Özellikle kullanabileceğiniz bazı kalıpları gösteren bir video yapacağım yakında. Ama şimdilik bunları öğrenmek istiyorsanız yine lick'lerde olduğu gibi yapabileceğiniz şey bazı eski rock, metal ve blues şarkılarını dinleyip içlerinde kalıplar var mı onu bir bulmaya çalışın. Varsa da bazılarını kopyalayın. Mesela bazı eski blues gitaristlerinin kullandığı bir kalıp vardı. O da şu. Bunu nasıl yapıyorum diye soracak olursanız ikinci parmak G telinde 14. perdede, birinci parmak B telinde 12. perde ve üçüncü parmak B telinde 15. perde. Bu üçünü çalıyorum. Bu tür şeyler kullanarak bunları sololarınıza ekleyerek sololarınızı güzelleştirebilirsiniz. Şimdi bu söylediğim üç şeyi de kullanarak, yani melodiler kullanarak, lick'ler kullanarak ve şekiller kullanarak sololarınızı çok güzel bir şekilde sokabilirsiniz. Ama her zaman dikkat edilmesi gereken şey sadece tek bir tanesine odaklanmamak. Yani durmadan sadece şekiller kullanıyorsanız solonuzda, o zaman bugünlerde çoğu metal gitaristinin yanlış yapmış olduğu şeyi yapmış olacaksınız. O da sololarınızı çok sıkıcı ve robotik, yani robot gibi bir hale sokmak. Sadece durmadan lick'ler çalarsanız kendinizi tekrarlamaya başlarsınız. Mesela bu biraz önce gösterdiğim blues lick'i olduğunu biliyoruz ve bunu çalarsanız genellikle seyircileriniz de bunu zaten önceden duymuş olacakları için belki sıkılabilirler. O yüzden bir solo çalarken durmadan durmadan aynı hareketi tekrarlarsanız o zaman herkes sıkılacak. Ve sadece melodiler çalarsanız çalmış olduğunuz şey zaten solo olmayacak. Çünkü sololarda biraz hız ve hareket olması çok önemli.
Tamam, bu videoda söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bu sadece doğaçlama için bir giriş oldu. Bundan sonra doğaçlama hakkında daha çok videolar yapacağım ve bunu bir seri haline getireceğim. Bu seri içerisindeki ikinci videomda sizlere bazı linkler öğreteceğim ve kullanabileceğiniz bazı kalıp şekiller öğreteceğim ve bunları sololarınıza ekleyebileceksiniz. Bundan sonra yapacağım videoları görmek istiyorsanız lütfen kanala abone olun. Aynı zamanda bir Facebook grubum var. Facebook grubumun ismi Gitar Öğreniyoruz. Oraya gelip katılırsanız bana birebir olarak sorular sorabilirsiniz. Aynı zamanda paylaşımlar yapabilirsiniz orada. Şimdilik görüşürüz diyorum.